Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ve Kurban Bayramı günlerinde musallaya çıkar, ilk yaptığı iş namazı kıldırmak olurdu. Sonra Ramazan ayrılır, insanlar saflar halindeyken onlara karşı durup öğütte bulunur, emirler verir ve tasaddukta bulunun derdi. En çok kadınlar tasaddukta bulunurdu. Yukarıdaki olay bir başka şahit tarafından bize anlatılıyor. Ne güzel. Değerli kardeşlerim, bütün bunlardan da anlaşılıyor ki önce namaz, sonra kalkmış peygamberimiz ayakta Müslümanlara hutbe okumuştur. Dikkat ederseniz bu hadis-i şeriflerin içerisinde ne ezan geçti ne de kamet geçti. Ve o günden bugüne Müslümanlar Medine'de, o camide ve orada namaz kılarlar, ne ezan okundu ne de kamet getirildi. Demek ki bayram namazlarının böyle bir özelliği var. Bayram namazı için ezan okunmaz, namaza kalkarken de kamet getirilmez. Hanefilere göre bayram namazının sıhhat şartları hutbe dışında cuma namazının sıhhat şartlarının aynısı dedik. O da şehir dedik. Köylere cuma bayram namazı vacip değil dedik. Açıklamasını yaptık. Diğer ikisini de hatırlayalım. Cumanın sıhhat şartlarını. Birisi Hanefilere mahsus. Devlet başkanı ve verdiği izin. İkincisi de cemaatin yeterli sayısıydı. Cemaatin sayısı bizde namaz kıldırmak için iki diyen de var, üç diyen de vardı. İki diyene göre iki kişi de çoğul sayılır, cemaat sayılır. İmamla beraber üç kişi olması lazım. Cemaatten en az üç kişi olması lazım gelir diyenlere göre imamı da dahil edersek dört kişi oldu mu cuma namazı kılınır. Demek ki kalabalıkla, cemaatle kılınan bir namazdır. Hutbeye gelince cuma günü hatırlamıştık. Hutbe doğrudan namaz değil. Ama bir dinleyen olursa hutbe konuşma olur karşılıklı, hitabet olur. En azından bir kişinin hutbeyi dinlemesi lazımdı. Bunlar, bu bilgilerin aynısını tekrar etmeyelim. Bayram namazı içinde geçerlidir deyip geçip gidelim. Bayram namazının vakti güneş ufuktan bir mızrak veya iki mızrak yükseldiği zamandır. Bizim memleketimizde yaklaşık bu 50 dakika. 45-55 dakika olarak düşünülür. Nitekim işte bu senede gene Kurban Bayramı'nda dikkat ederseniz 50-55 dakikalık zamanı. Bir mızrak ya da iki mızrak. Yani bir mızrak yarısı iki mızrak olursa iki katı. Demek ki yarısı olsa 25, iki katı olursa 50 eder mi? O astronomi güneşin yükseliş seyrini doğrusu bilmiyorum. Bugünkü bizim memleketimizde de uygulamada 45 dakikadan sonra başlatıyorlar. 45-50 dakika. Efendim, Ramazan bayramını biraz geciktirmek müstahap, iyidir yani. Namazı az ertelemek, bu saatten biraz ötede. Kurban Bayramı'nda ise vakti gelince acele etmek, hemen kılmak iyidir. Şimdi her iki bayram namazında da cemaatin yapacağı işler var. Genellikle vaiz efendiler zamanında sözünü keser, namaza dururlar. Elhamdülillah. Bayram namazının kılınışı eskiden senede iki defa geldiği için muhterem Müslümanlar der, imamlarımız anlatırlardı. Son zamanlarda benim bayram kıldığım camide imamlarımız hiç bunu anlatmıyorlar. Demek ki elhamdülillah Müslümanlar bunu iyi öğrenmiş, çok şükür. Yanılıyorlar. Nasıl kılıyorduk? Bizim mezhebimize göre anlatalım biz. Sabah namazı gibi cemaat, imam cehri okuyor değil mi? Açıktan okuyor. Ya Rabbi, senin rızan için bayram namazı kılmaya niyet ettim. Uydum imama diyoruz. İmam efendi de arkasındaki cemaate imam olmakla niyet ediyor. Allahu Ekber dedik, tekbirimizi aldık. Sübhaneke'mizi okuyoruz. Euzü Besmele ve Fatiha geçmezden evvel Sübhaneke bitince üç tekbir getiriyoruz peş peşe. Allahu Ekber diyor, eli bırakıyoruz. Ne kadar?
3 defa Subhanallah diyecek kadar. Diyelim. Allahu Ekber. Subhanallah. 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 Allahu Ekber. Subhanallah. 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 Allahu Ekber. Üçüncüsünde eller bağlanıyor. İmamımız Euzusunu, Besmelesini içinden Fatiha ve Zamm-ı Sure'yi dışından okuyor. Allahu Ekber diyor cehri. Bizi rüküye götürüyor. Beraber gidiyoruz. Biz tekbirleri ve efendim dualarımızı içimizden yapıyoruz. Kalkıyoruz ikinci rekat. İkinci rekatta önce yine imamımız Fatiha'yı, Zamm-ı Sure'yi okuyor. Rüküye gitmiyor. Zaid dediğimiz artık fazladan tekbirlerimizi söylüyoruz. Nedir o? Allahu Ekber. Ellerimizi kaldırıyoruz ve kulak memelere indiriyoruz. Ne kadar bekliyorduk? 3 defa Subhanallah diyecek kadar. Dördüncü tekbir rüküye götüren tekbirdir. Ondan sonrası da diğer namazlar gibi namazımızı böyle kılıyoruz. Elhamdülillah. Hutbeye gelince imamımız namazı kıldırdıktan sonra kalkar, minbere doğru tekbir alarak gider. Burada diğer cuma hutbelerine nazaran bir fark var. Cuma hutbesinde besmeleyi içinden çeker, hamdele ve salveleyle başlar değil mi? Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain der. Ne gerekirdi bir hutbede? Hepiniz hutbe okuyabilirsiniz. Yani bunu bilen bir insan bir yerde diyelim ki gidiyorsunuz bir köye o mahalleye uğradınız imam gelmemiş. Efendim cuma namazını kıldı hutbe ben hutbe okumasını bilmem demeyeceksiniz artık. Öğrendik değil mi arkadaşlar? Hatip ayağa kalkar ne yapar? Bir, hamdele, elhamdülillah. İki, salvele, Allahümme sellele seyyidine Muhammed. Bir ayet okur. Kul huvallahu ahad, inna ateynekel kevser. Müslümanlara, ey Müslümanlar namazınızı kılın, orucunuzu tutun, içki içmeyin, zina etmeyin, ayıptır yahu der. Nasihat oldu mu? Oldu. Allah hepinizden razı olsun der. Birinci hutbe oturur. Sonra ayağa kalkar, hamdele, elhamdülillah, salvele, peygambere selavat, Müslümanlara dua, vaaz-ı nasihat, in aşağı. Hutbe bu. Yapamayan var mı? Ben yapamam demeyeceksiniz. Elhamdülillah, hepiniz yaparsınız. Bayram namazında hutbenin hamdeleyle başlamak yerine tekbirle başlamak var. Çünkü bayramda tekbir semboldür. Evden camiye, camiden eve giderken tekbirle gidilir. Eğer Ramazan bayramı ise gizli, Kurban bayramı ise cehri açıktan Allahu Ekber, Allahu Ekber diyerek gidilir, gelinir. Bir detay bilgi, cumaya giderken de bunu söylemiştik. Gittiğiniz yoldan değişik bir yolla evinize gelme imkanı varsa bastığınız yerler hep size şahitlik yapıyor ya, daha tavsiye edilmiş. Velhasıl hutbeye tekbirle başlanır. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Hatta bu tekbiri 9'a kadar çıkartmak güzeldir. Hutbenin gerisini söylemeye gerek yok. Biliyorsunuz. Peki hocam, adam namaza geç geldi. Baktı ki Hoca Efendi birinci rekatı bitiriyor. Rüküye gidiyor. Ne yapalım? Allahu Ekber diyecek, Sübhaneke'yi okuyup 3 tane tekbir etse kaçıracağız namazı. Bir hesap yapsın. Eğer Allahu Ekber dahil oldu, iftitah tekbir değil mi? Bu farz. Bunu mu her halükarda yapacak, namaza böyle girilir. Ondan sonra 3 defa bayram tekbirini almak yetişebilecek ise alır. Ve rüküye gider. Yetişemeyeceğini anlıyorsa rüküye gider, tekbir almaya devam eder rüküde. Yetiştirebildiği kadar. Ama Allahu Ekber dedi, rüküye girdi, kendisi daha bir Allahu Ekber demeden İmam Semiyallahu Lümen Hamid dedi. Beklemez, imama uyar, devam eder gider. Hiç yetişemedi birinci rekata. İkinci rekatta yetişti. İkinci rekatın vazifesini yaptı zaten. Sonra kalkar, tekbirlerini kendisi alarak
onun kazasını yapar. Evet, Zammu suresini koşar, ondan sonra tekbirini alır. Çünkü kendisinin ikinci dekatıdır, değil mi? Birinci dekatı imamla beraber kıldı ya. Bayram namazlarının ikinci rekatına yetişen kimse, birinci rekatı kazaya kalkınca besmele, fatiha ve ilave sureden sonra gizlice, çünkü yalnız başına namaz kılıyor, bayram tekbirlerini alır. Müstakil kişi de kendi kendine namazı kaza ederken ne yapıyor? O değil, ikincisi diye kattı, dahil oldu, kendisinin hakkında birincisi oldu oluyor. Bu da birinci rekatı imamla beraber yetişti. İkinci rekatı kendi başına kılıyor şimdi. Dolayısıyla Fatiha, Zammu söyledikten sonra üç tekbir alır. Ama gizli alır bunları. Rüküye gider, secdesine gider. Peki hocam, adam birleşti. Mesela bir sehiv secdesi, efendim, tekbir alınacak ve bir de haçta olduğunu düşünelim. Telbiye getirelim. Önce sehiv secdesini yapar, sonra bayram tekbirlerini alır, ondan sonra terbiyesine devam eder inşallah.